Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Son 66 gün. Bismillahirrahmanirrahim hocam. Ya bitti, bitecek ne kaldı? Çok az bir zaman kaldı. Acayip az bir zaman kaldı. Ama neler yapılabilir onları konuşacağız. Ne yapmak lazım onları konuşacağız. Çok önemli taktikler aktaracağım sizlere, yine püf noktalar. İşte onlarla çok daha hızlı yol alacağız bu çalışma sürecinde. Her şeyden önce hocam, çok önemli bir virajdayız. Orada bir anlaşalım. Çok önemli bir viraj. Bu virajı aldık hocam. Aldık hocam. Bayağı bildiğin hani yolun karşısını göremediğin virajlar olur ya şöyle. Hani sen şuradasın falan, ne olduğu belli. Burada bir ağaç vardır falan, böyle sarkmıştır. Rezil yani. Tam rezil bir yoldasın. Buna döndün döneceksin. Şurada hiç haberin yok şuradan. O yüzden bu virajı şöyle hafifçe sağdan dardan küçük küçük yavaş yavaş almak lazım. Çok fazla gazlamadan. Dikkat etmek lazım. Bayağı bildiğin o araba sürüş mantığı hocam. O çok uçmayacağız ki kalan zamanda yorulmayalım. Bir yavaş yavaş gideceğiz. Rayında gideceğiz. Çok önemli bir virajda olduğumuzu hatırlatalım ve geçelim artık çok çok önemli maddelere. Artık günlük denemelerde arkadaşlar 140-150 dakika arasını yakalamaya çalışın. Ben 165 dakika muhabbetinde, dur bunu yazayım. 165 dakika olduğu an dedim ki arkadaşlar, o videoyu atmıştım hatırlayacaksınız izleyenler. 135 dakikaymış gibi çözün dedim denemelere. Yani bir şey değişmedi, süre eklenmedi. 135 dakika hala gibi çözün dedim. Bu algıyla çözerseniz beyin, zihin kendini 135 dakikaya programlayacak bir şekilde. Hadi 5 dakika 10 dakika artıracak ama bir şekilde kendini bu programa, bu süreye ayarlayacak, sıkıntı yok. Sınava girdiğiniz zaman da artık 135 dakika, 140 dakika falan sizin için ortalama bir süre olacak. Sürenin 165 dakika olduğunu hatırlamanız o dakika itibariyle inanılmaz bir rahatlık verecek size. Geriye dönmeler, şıklar arasında eşitlemeyi sağlamalar, yanlış yaptığınız düşündüğünüz sorulara bakmalar ya da işaretleyip geçtiğiniz sorulara tekrar tekrar dönmeler artık çok daha rahat yapılacak. Son 2 dakikada, 3 dakikada, hadi şunu bir daha yapayım, sildim ettim, neyse verdim görevliye. Olmayacak yani. Doğal olarak sizden ricam, biraz daha insaflı davranarak, burada 140-150 dakika bandı demişim. Bakın arkadaşlar, konuşabilirsem 165 dakika şöyle bir köşede beklesin. Lütfen siz şu dakika itibariyle yapacağınız denemelerde 140-145-150 dakika bandına gelip süreyi durdurma eğiliminde olun. Yani artı 15 dakikayla en azından sınava girmiş olalım, olur mu? Kendiniz 165 ayarlarsanız zihin de kendini ona ayarlayacak. Bakın arkadaşlar, bu vallahi billahi böyle. 165 dakikada çözün. Tam 165 dakikada bitirdiğinizi göreceksiniz. Hatta yetmediğini, 170'te falan çözdüğünüzü. Oysa siz 135 dakika varken, 135 dakikayken 140 dakikada falan çözüyordunuz. 170 dakika nereye geldi şimdi, çıktı? O nereden çıktı? O buradan çıktı işte. Sen 165'e kendini hazırladın. Artık zihin biraz daha yayarak çözüyor. Bazı sorularda biraz daha düşünüyor. Arada kaldığında işaretleyip geçmiyor. Lan bir bakayım falan diyor. Çünkü zamanım var diyor. 165 dakikaya programlıyor. Sınavda da böyle 1-2 tane sağlam soru, Allah göstermesin, 170-180 dakikada çözmeye başlıyorsun bu sefer. Ne anladım ya? Yetiştiremiyorsun artık. O kadar o süreye ihtiyaç duyuyorsun sınavda. Doğal olarak sizden ricam arkadaşlar, lütfen kendinizi sınırlandırın. 150 dakikaya geldiği an durdurun. Tamam, dursun. Burada nerede olduğunuzu bir görün. Sonra yine devam edin. Ama 150'de nerede olduğunuzu bir görün arkadaşlar artık. Ya en azından sınavı sonlandırmış olmalısınız. Yani soruları baya baya çözmüş olmalısınız. Siz çünkü daha düne kadar 135 dakika bandında çok rahat bitiriyordunuz. Ya da 140'a, 145'e ya da 150'ye taşıyordunuz ama bitiyordu. E şimdi 150'ye bakalım gelince ne oluyor? Doğal olarak kendinizi lütfen biraz daha sınırlandırın. Artı 15, artı 20 dakikayla sınava girelim, olur mu? Hadi arkadaşlar, devam ediyoruz. Branş denemelerini asla terk etmeyiniz lütfen. Çünkü en büyük dostunuz gerçekten onlar. Vallahi billahi bak. Branş denemeleriyle eksik görmeye devam edeceksiniz. Son ana kadar, ya sınav anına kadar bu böyledir. Çünkü arkadaşlar unutuyoruz. Unutuyoruz, hatırlayamıyoruz daha doğrusu. Unutma demeyelim, hatırlayamıyoruz. Ya çalışmışsın, çok iyi yapman, bu bitişik miydi, ayrı mıydı? Hadi bakalım. 60 kere izlemişsin, 70 kere yazmışsın ama yine de hatırlamayabiliyorsun. İşte bu eksikleri, bu unutmaları, bu hatırlayamamaları branş denemeleri giderecek arkadaşlar. Hala Türkçeden 40 deneme yapmaya devam edelim. Hala matematikten 40 soru daha doğrusu çözmeye devam edelim arkadaşlar. Tamam, 40'lı böyle tekli tekli denemeleri çözün arkadaşlar. Günlük deneme yapabilirsiniz. Yapın tabii ki, her gün bir tane yapın ama mutlaka branş denemesinde böyle aralara katmaya, katıştırmaya çalışınız. Aksi halde yani bu büyük dostumuzu kaybedersek eksiklerimizi göremeyiz. Denemeler daha yüzeysel biliyorsunuz. Tamam, sorular çok daha kaliteli ama yüzeysel. Yani 10 tane deneme çözersin, bir konudan hiç soru çözmemiş olabilirsin arkadaşlar. Bazı konulardan hiç soru çözemezsiniz. Sınavda gelirse ne yapacağız onu? 10 deneme çözmüş adam mesela. Atıyorum, soru zamirinden hiç soru gelmemiş. İşte hangisi soru zamiri buldurmaya yöneliktir falan. Ya da hangisinde soru zamiri vardır, yok. Hiç çözmemiş adam. Gelmemiş 10 soruda, denk gelmemiş 10 denemede. 10 günde çözmüş bunu. Ya da araya günler girmiş, 15-20 günde bitirmiş bu 10 denemeyi. Unutuldu o. Sınava gireceksin. Sınavda çat diye bir soru zamiri geliyor, gittik. Doğal olarak branş denemeleri işte o arada kalan konuları böyle tamamlaya tamamlaya gidecek. Lütfen branş denemelerini
bırakmayınız. Peki hocam devam. Paragraf rutinlerinizde 30-40 bandını, yani lütfen bu bandla gezmeye devam edin. Bu bandı yakalayın. 30-40 arası gidin. Denemelerde çözdüğünüz paragraflar buna eklenmesin. Yani denemede zaten çözdüm hocam, 40 doğrudan geliyor falan gibi düşünmeyin. Denemenin dedim ya mantığı çok farklıdır. Daha önce söylemiştim. O kendi içinde bir bütün. Ama siz şu an 30-40 bandında gidin. Bunu artıracağımız ay, ya böyle Mayıs'ın böyle ufak ufak ilk haftası falan olacak. Yavaş yavaş artıracağız. 30-40 bandını asla bırakmayın. Yapmayanlar da başlasınlar. Şu ana kadar eminim birçoğunuz yaptınız. Ya da birçoğumuz denemelerdeki paragraflara güvenerek gittiniz ama şu dakika itibariyle paragraf rutinlerine devam ettiniz. Olur mu yapmıyorsaklar? Peki yanlış yaptığınız soruları tekrar tekrar çözün arkadaşlar. Acayip ilaçtır. Öyle böyledir. Raftan bir tane kitap seçelim hocam. Hemen açalım çözelim. Bu kadar. Değil mi? Raftan aldım ben bu kitabı, bitirdim, hadi çözelim. Daha önce çok fazla vurguladım arkadaşlar. Hatta başlık hep şuydu. Vurgum hep şuydu. Yanlışlarla tekrar yapınız. Hatırlayacaksınız. Aylar öncesinde Ocak, Şubat, Mart falan her ay vardı biliyorsunuz. Bu videoyu her ay attım neredeyse. Yanlışlarınızla tekrar yapmayı unutmayın arkadaşlar. En büyük sorunumuz bu. Adam yanlışına bakmıyor. Yapmış 12 doğruya işte 2 yanlış falan. 14 soruluk nasıl bir test artık. Neyse 12 doğru 2 yanlış. 2 yanlışa hiç bakmıyor. 12 tane doğru hocam bitti diyor. Ben parçalamışım bunu, bitirmişim diyor. Üstü sayılar bitti hocam benim için diyor. Ha, bu 2 yanlış dönüyor yarım bir gün 13'e 1 yapıyor. Yarım bir gün 10'a 4 yapıyor. Yarım bir gün 11'e 3'e hiç değişmiyor. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Niye? Yanlışlarına dönmüyor çünkü bu adam. Bakın arkadaşlar tam zamanıdır Allah aşkına. İşi gücü bırakıyoruz bugün itibariyle. Şu yanlış yaptığımız soruları bir daha çözüyoruz. O kadar ilaç ki, o kadar lazım ki. Göreceksiniz arkadaşlar her çözüşünüzde şu olacak. Ulan ben bunu valla hatırlamıyorum ya. Bak ben bunu yapamıyormuşum. Bu. Bir kısmında şu. Ya yaptım valla tamam oğlum, ben halletmişim bunu ya, bitmiş tamam. Bakayım bir sıfatsam bir falan. Tamam abi bitmiş, ben o iyi ya. O zamanlar demek ki bilmiyormuşum, bak şimdi yol almışım. İkisi de olacak arkadaşlar. Bir, daha bu konuyu halledememişim. Hemen dönmeliyim, halletmeliyim kalan zamanda. Bir de vay be ya, o zamandan bu zamana lan bu sorular ne zor geliyordu bana ya falanı göreceksiniz. O yüzden lütfen yanlışlarınızı didik didik ediniz, tamam. Hadi devam edelim. Bunları dışında çıkmış sorular aman dikkat ve MEP kazanım testleri arkadaşlar daima başucunuzda olsun. Hiç bunu başucunuzdan hiç ayırmayın arkadaşlar. Bir köşenizde mutlaka çıkmış sorular CS'ler, bir tarafta da MEP kazanım testleri MK'ler diyelim. Bir köşede beklesin böyle başınızın ucunda hocam. Arada bir bakın şöyle bir MEP kazanım testlerine, ha şu varmış bu varmış tamam, şu soru böyle, bu soru kökü tamam, okudum gibi tamam. Çıkmış sorulara bakın, ha geçen sene bunu sormuşlar ulan, o zaman bu sefer bunu soranlarsa, ha geçen sene 20. soruda C şıkkında bilmem ne zamiri demiş, ha o zaman da bugün ya bu sene soru olabilir bu gibi gibi gibi. Yani kendi tahminlerinizi ufak ufak yapmaya çalışın. Çıkmış sorular MEP kazanım testlerini adeta ezberleyin arkadaşlar. Çıkmış sorular derken arkadaşlar son 5 yıl yeterli. Son 5 yıl, hiç abartmaya gerek yok. Yani buradan şöyle bir 2017 sonrasını alırsanız hele fazlası yeter. Çok eksiye gitmeyin lütfen. Eskiye eksi olmasın. Eksiye de düşmeyin tabii, o da ayrı bir konu. Lütfen çok eskiye gitmeyin. Son 10 yıl, 15 yıl tabii ki çözün. Yani son 41 yıl falan vardı bir zamanlar biliyorsunuz. 41,5 yıl falan. Ya bunları çözün tabii. Hepsini çözün de son 5 yıl sizin için referans olsun. Sürekli elinizde dursun. Gün içinde böyle ha bu gelmiş, şu gelmiş. Soru tarzlarına hakim olun. Farklı bir şey gelmeyecek çünkü arkadaşlar. Paragraf biraz daha uzun olur. Biraz daha kısa olur. İşte 30 tane geliyorsa konuşabilirsem 32-33 tane paragraf gelir falan. Tamam. Yani bu tarz ufak tefek değişiklikler olur ama sorunun taktiği, mantığı, özü aynıdır. O yüzden lütfen bu soruları adeta ezberleyiniz. Yatmadan önce, bunu daha önce söylemiştim, konu okumalarını mutlaka sıklaştırın. Yapmıyorum hocam, nereden çıktı, ne zaman söylediniz diyenler, videoyu kaçıranlar artık şu dakika itibariyle başlasınlar. Tamam. Yani sahur dönemi dediğimiz dönemde arkadaşlar, hani tekrara falan ayırın demiştik. İşte o dönemde konu okuması yapabilirsiniz. Ortam müsaitse tekrar kendiniz duyacağınız şekilde mutlaka sesli okumalar yapın. Yani birini anlatır gibi. Bunu kütüphane ortamında yapmak zor. Yani böyle bilmiyorum, o tarz bir ortam görmedim ama tekli odalar, ikili odalar varsa aranızda konuşabiliyorsanız, çok sesin sağa sola gitmediği, yapın mutlaka. Ama genelde kütüphane ortamları böyle kalabalık karışık ortamlar olduğu için çok da böyle sesli çalışma yapamıyor olabilirsiniz. Doğal olarak sizden ricam arkadaşlar, lütfen odaya çekilip bir köşeye çekilip ıssız bir noktaya gidip kendinize böyle tek tek anlatın. Sanki karşınızda biri varmış gibi, bak şöyle yaparsa bitişik yazılıyor, böyle olursa ayrı. Ha akrabalık adları küçük yazılıyordu hocam, ha şu zaman mı şeyleydi? Böyle anlatımlar. Kendi içinizden böyle duyacağınız şekilde tabii ki anlatımlar yapın. Hiç ortam yok diyenler mutlaka sessiz de olsa konu okuması yatmadan önce yapmalısınız. Yatmadan önce bu arifeye, bu dikkat, bu aralığa dikkat. Bunu yapmak durumundayız arkadaşlar. 8'de baktım hocam ben 9 gibi. Hayır. Yatmadan önce hocam. Çünkü uyaranlara kendimizi kapatıyoruz. En iyi alıcı olduğumuz dakikalar o dakikalar arkadaşlar. Devam. Ciddi yüklenme. Netleri dalgalandırabilir. Buna lütfen çok takılmayın. Ne demek istiyorsunuz hocam? Ya artık sıkacaksınız, yükleneceksiniz. Günde bir yapıyorsanız bazen gaza gelip çok ağır olur ama
kamplar falan yapıyorlar. Kamplarda falan oluyor. Dershaneler bunu yapıyorlar. İki denemeye çıkabilirsin zaman zaman. Aman ya Rabbim, kendini parçalarsın ki arada test mes çözdüğünü düşünürsün ama ağır bir şeydir bu. Hani sabah bir tane, akşam bir tane çok dokunmaz ama aralara testler, konular vesaireler girdiği zaman dokunur yani, ağır olur. Doğal olarak artık zihin ciddi anlamda yüklenecek, bazı ayrıntıları köşede bırakabilir ya da bazı şeylerde dikkat dağınıklığı meydana gelebilir. Soru kökünü yanlış okursun, değildir, vardır, yoktur, bilmem nedir okuyabilirsin. Doğal olarak netlerde ufak ufak dalgalanmalar olabilir. Yani 33'e 7 yapıyorken sürekli bir anda böyle bir 28'e, 28'e 12 de böyle, ne insafsız değil mi? 33'e 7'den 28'e 2'ye düşersen bir böyle bir kalp krizine yakın şeyler olabilir. 30'a 10 olsun. Bir an 30'a 10 da çok şey. Evet, insaflı, yok o insaflı oldu. 30'a 10 görebilirsin. Bir anda böyle 37'ye 3 giden 32'ye 8 falan görebilir ya da 30'a 10 falan. Yani ufak ufak dalgalanmalar olabilir. Bunun nedeni ciddi yüklenme. Dedim ya, ciddi yüklenmeler dikkatte maalesef sıkıntılara neden olacak. Kaygı, stres, endişe derken soru kökleri. Bakın arkadaşlar, bütün sıkıntımız bu. Soruyu anlayamazsınız demiyorum. Aramızda soruyu anlamayacak adam yok. Soruyu çözemezsiniz demiyorum. Çözemeyecek adam yok. Her şeyi konuştuk çünkü. Soru kökleri, soru kökleri. Bütün mesele bu. Hani hatırlayacaksınız bu karıştırılan videolarda. Sözcüğün yapısını soruyor adam. Bayağı bildiğin bağlı sıralı bakıyor adam. Ya da cümlenin yapısını sormuş, hala türemiş arıyor falan. Yapım eki nerede, yapım eki nerede falan diye. Böyle bir şey olabilir mi? Cümlenin yapısı lan o yani. Ne alakası var? Gibi gibi gibi. İşte bunların tek nedeni yüklenme arkadaşlar. Ciddi yüklenme yalnız. Tamam. Bunu da unutmayalım. Bunu da söyleyelim de sonra hocam ben çok çalıştım ama netler düşüyor. Çok normal bir süreç bu. Kurumlarda denemeye girmeye çalışın arkadaşlar. Şöyle bir araştırın. İşte Ankara'da mesela Kızılay, biliyorsunuz, dershanenin merkezi. Yani adım attığın yer dershane. Sağa sola nereye bakarsan bak dershane hocam. Ya bir dershaneye gidin, bir konuşun, denemelerin tarihlerini bir alın. Ne zaman yapıyorlarmış. Oradan çıkın başka bir dershane, oranın tarihlerini. Çakışan tarihlerde bir tanesini seçin. Eleyin. Yani öyle kendinize bir program yapın. İşte 16 Nisan'da şurada deneme, 17 Nisan'da burada gireceğim. 18. Yani şöyle bir kendinize deneme kampı gibi bir şey yapın mutlaka. Bu heyecanı yaşayın arkadaşlar. Yani sen şu sırada otururken şu sıradaki oturana bakıyor musun acaba? Yani bunun bir stresini bir yaşa bakalım. Ya da sen bu sırada otururken yanında arkadaşın, arada güvenlik ya da görevli diyelim daha doğrusu, gidip geliyor, etkileniyor musun? Hocam bu heyecana bir bak. Sen şurada en önde otururken şu saate bir bakabiliyor musun? Şuradaki saate, değil mi? Allak bullak. Acaba bu saatte kamera var mıydı ya? Ulan şuradaki nokta kamera mı acaba ya? Böyle gereksiz şeylerle uğraşıyor musun? Bir anda bırakıyor musun? Yani bakın bir sürü model var. Bunu ancak kurumlarda deneme yaparak anlayabilirsiniz. Evde olmaz. Evde tabii ki deneme yapalım da o heyecanı evde yaşayamaz. Evde tuvaletin gelir çıkar tuvalete gidersin. Bu hiç. Evde susarsın, lan dur bir suyumu içeyim, yanında bardağın hazırdı, içersin, olmaz dur bir tane daha alayım falan, kalkarsın. Ha, bunu yaşayanlar olabilir ve rahat olanlar olabilir. Yok hocam çok disiplinliyim diyenler de olabilir ama kurumlarda gireceğiniz denemelerin heyecanı sınav heyecanıyla neredeyse birebirdir arkadaşlar. O stresi yaşarsınız çünkü. Hani ulaşman gereken, gitmen gereken bir yol var. Belli bir saatte, belli bir dakikada gitmen lazım. İşte ulaşım araçları falan fistan, ya bunların hepsini bir arada kullandığınızda kurumlarda denemeye girmek büyük fayda sağlar. Gelelim başka bir vurguya. Her türlü ortamda deneme yapacağınızı da hatırlatalım. Bu ne demek hocam? Az öncekine biraz benziyor mu? Evet, onu biraz destekliyor ama vurgumuş biraz şu. Ev ortamında arkadaşlar böyle gürültülü bir ortamda deneme yapmaya çalışın mümkün mertebe. Bir cam açık kalsın. Camı şöyle bir aç, hafif hafif bir rüzgar etsin hocam. Bir onu bir yaşa. Yani sizden ricam, lütfen kendinizi her türlü ortama alıştırınız. Sınavda dedim ya, tabii ki elimizden geleni yapacağız. Herkes elinden geleni yapacak. İşte kornaya basmamalar, inşaat çalışmalarını kısmi de olsa durdurmalar falan. Birçok şey, vatandaş seferber olacak ülke, eyvallah sınav anında ama işte insanlık bu ya, insan oldu ya. Her şey olabiliyor arkadaşlar, biliyorsun sınav anında, Allah göstermesin. O kadar hazırlanıyorsun, başına başka türlü şeyler gelebiliyor. Doğal olarak hangi ortamda ve nasıl gireceğin belli değil. Kendini her türlü ortama alıştır. Biraz sesli, biraz sesi kısılmış tamamen, yalıtılmış bir ortam. Pür dikkat yaptığın denemelerde olsun, tamam. Her ortama kendini alıştırmayı unutma. Peki uzattın hocam. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bu sayfaları tek tek durdurarak düşünmeni istiyorum. Senden isteğim bu. Durdurdun. Ulan her türlü ortamda deneme yapın. Ben ne yaptım? Yani kendini bir düşün ya. Tamam hocam yaparız. Geç öbür sayfaya geç. Öbüründe ne var? Evet güzel söylüyor ya. Doğru doğru falan. Burada bir dur bakalım. Sen ne yaptın? Lan bakıyorsun hakikaten yani bayağı her taraf yalıtılmış, pür dikkat, hiç ses çıkmayan bir ortamdaki olmaz. Sınavda azıcık bir böyle çıt diye bir ses gelir. Bakın azıcık, azıcık değil. Allak bullak olursun. Öndeki adam öksürür, yandaki çaprazındaki hapşurur. Bir anda alt üst olabilirsin, dağılabilirsin. O yüzden kendini lütfen her türlü şarta alıştır, tamam. O yüzden bunların hepsi önemli. Sayfayı tek tek durdur. Kurumlarda deneme. Ulan ben nerede denemeye girdim? Hiç. Adam bir bakıyor hiçbir dershane denemeye girmemiş. Şu dakika itibariyle girmelisin. Zaten son 66'nın mantığı buydu. O yüzden vurgumuzu yapıyoruz. Gün vurgusu yapıyoruz. Şu dakika itibariyle artık dershane kovalayacaksın. Farklı ortamlarda girmeye çalışacaksın. Bu kadar. Peki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.